Fikri Sağlar, 30 Mart 2023, bir gün. Hangisini seçeceksiniz? Yurttaşlar, keşke her sene seçim olsaydı diyecek hale geldiler. Sömürdüğü emekçiyi, gün yüzü görmeyen emekliyi, işsiz bıraktığı genci, aç kalan çiftçiyi, siftahsız esnafı, deprem ve sel felaketlerinde evi çöken, ailesini kaybeden felaketzedeyi şimdi hatırlayarak ulufeler dağıtıyor. Yani seçim hazırlığı yapıyor. İnanmayacaksınız ama saraydan çıkmak istemeyen AKP 21 yıl boyunca yok ettiği laik demokratik sosyal hukuk devletini yeniden kuracaklarını müjdeliyor. Bu ikili ruh halinden bıktık. Seçmenin aklını çermek için vaat üzerine vaat. Fiyatlarda indirim üzerine indirim. Elektriği, gazı, bezi hatta depremde evi yıkılana evi bereş vereceğinin sözünü veriyor. Söz vermekle de kalmıyor, borçları siliyor, her seçimde yaptığı gibi uçak, helikopter, gemi, şimdi de otomobil yaptığımızı müjdeliyor. Emeklilere, EYT'lilere, memurlara para vermeye hazırlanıyor. Şapkadan tavşan değil, cüzdan çıkarmanın yollarını arıyor. Heyhat, bu kez millet bunlara kanmayacak farkında değil. AKP şimdiye kadar oynadığı oyunlara son noktayı koydu. Birkaç oy uğruna karanlık bir koalisyon oluşturuyor. Cumhur İttifakı'na kadına karşı olan yeniden Refah Partisi ile para alıyor. Böylece 70'li yılların insana düşman, hak ve özgürlükleri reddeden gençlere karşı kanlı mücadeleyi seçen milliyetçi cephe hükümetine benzer bir yapıyı yeniden kuruyor. AKP'nin fütursuzca Hüdapara para milletvekili listelerinde yer vereceğini açıklaması Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük kuşkular yaratıyor. Zira 2012 yılında kurulan Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na Hizbullah size göre bir terör örgütü mü diye sorulduğunda Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil açıklamasını yapmıştır. Devamla Hizbullah diye bir örgüt var. Hizbullah'ın kendi kendini feshettiğini duymadım. Avukat olarak da Hizbullah'ın davalarını takip ettim. Hizbullah'tan yargılanan bazı kişilerin savunmalarına da katıldım. Onlar da Hizbullah'ın içinde olduklarını ve böyle bir yapının olduğunu söylediler. Dolayısıyla kim Hizbullah yoktur diyorsa doğru bir tespit yapmıyor. Hüdapar'la iltisaklı olduğu iddia edilen Hizbullah terör örgütü, 80'li yıllarda tabanca ve satırla aralarında Milletvekili Mehmet Sincar ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gafar Okan'la birlikte 165 kişiyi öldürmüşlerdi. Hatırlayacaksınız 17 Ocak 2000'de örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun Beykoz'da öldürülmesiyle birlikte bulunan örgüt arşivinde yer alan olaylar ortaya çıkarıldı. Tetikçilerin bir kısmı yakalandı, örgüt cephaneliklerine ve işkence sonrası domuz bağıyla öldürülmüş cesetlerle dolu mezar evlere ulaşılmıştı. Tutuklanan Hizbullahçılar mahkemelerde insanı ürperten açıklamalar yapmışlardı. Örneğin 109 kişiyi bizzat tetik çekerek öldüren askeri kanat sorumlusu savunmasında Hizbullah'ın her kademesinde görev aldım. Allah yeryüzünde İslam'ı hakim kılmak için bize görev verdi. Pişman değilim. Cezaevinde patlamaya hazır bomba haline geldik. Sabrımız tükenmiştir. İçeriği kan gölüne çevirebiliriz diyebilmiştir. Dahası şu anda dışarı çıkarsam gözümü kırpmadan yine yaparım.'' Hatta iddianameye yansımayan ve savcının çözemediği başka eylemlerim de vardır diyerek çekinmeden yaptıkları katliamları itiraf etmişlerdi. Hatta cezaevinde bize baskı olursa o cezaevinin savcısı, müdürü, o ilin emniyet müdürü, bizi yargılayan mahkeme heyetini Gaffar Okka'nın yanına göndeririz diyebilmişlerdi. İşledikleri cinayetleri soğukkanlılıkla anlatırken mahkemeye Emniyetin yetersiz kaldığı yerlerde biz Hizbullah olarak devreye girip en güzelini yaptık diyerek gururla itirafda bulunmuşlardı. Yargalandıkları mahkemede öldürülenlerin avukatlarına güvenlik görevlilerinin gözleri önünde pervasızca saldırabilmişlerdi. Yaptıkları vahşi katliamları rahatlıkla anlatan Hizbullahçılar AKP iktidarının çıkardığı uzun tutukluluğu sınırlayan CMK'nın 102. maddesi uyarınca Mahkemelerin cezalarını onamasına rağmen sessiz sedasız serbest bırakılmışlardı. Eli kanlı katillerin desteklediği partiyle seçimi kazanmak adına uzlaşan AKP aslında son tehlikeli kozunu oynamaktadır. Görülen o ki bu seçim ya Türkiye'nin laik demokratik sosyal hukuk devleti olarak varlığını sürdürmesini sağlayacak ya da hilafet kurularak şeriatın hüküm sürdüğü, kadınların kapatıldığı, insanların bilime arkasını döndüğü emeğin ve tüm kaynakların emperyalistlerle işbirliği içindeki din tacirleriyle sömürüldüğü bir ülke haline gelecek. Karar sizin. 14 Mayıs'ta kendinize hangisini uygun gördüğünüz belli olacak. Fikri Sağlar